Bebekler doğar doğmaz hemşirelerin ilk işlerinden biri ayak izi almak. Belki pek çoğumuz farkında değiliz ama bu işlem önemli. Parmak izi oluşmadığı için ayak izi tercih ediliyor. Yani ayak izleri bebeklerin kimliği oluyor. Yeni doğan bebeklerin ayak izleri onların kimlikleri. Bebekler doğar doğmaz ayak izleri alınıyor ve doğum belgelerinde bu iz kullanılıyor. Peki hiç düşündünüz mü? Neden parmak izi değil de ayak izi? Yeni doğan bebeklerde parmaklar plasenta sıvısı içinde şiştiği için ve çok küçük olduğu için parmak izi alınamıyor. İşte bu nedenle onların kimlikleri ayak iziyle oluşturuluyor. Çok yoğun olan doğum analelerde doğum bebeğin karışma riski var tabii ki. Nasıl oluyor? İşte aynı zamanda aynı dakikalar içerisinde doğan 3-4 tane bebek düşünelim. Cinsiyetleri de aynı. Anneye bir bileklik takılıyor. Bebeğe aynısından takılıyor. Ve aynı zamanda bebeğin ayak izi alınıyor. Yeni doğan bebeklerin ilk kimlikleri anlamına gelen doğum belgesinde bebeğin ayak izinin yanı sıra annesinin parmak izi de yer alıyor. Bebeğin ayak izi alınması nedeni de ileride eğer karışırsa işte o bebeğin ayak izine bakarak o bebeğin o bebek olduğunu, aynı zamanda yanına annenin de parmak izi alınıyor, o bebeğin o anneye ait olduğunu bir anlamda göstermek için. Ancak uzmanlara göre ayak izi çoğu kez başarıyla alınamıyor. 100 tane ayak izi alınıyor ve bu 100 tane ayak izinden eğer gerekirse ancak 20 tanesi işe yarayabilecek kadar net çıkıyor. Çünkü çoğu zaman alelacele alınmış oluyor. Bir de zaten çocuğun ayak izi o kadar böyle kıvrımlı bir şey değil. Yani altında öyle çok belirgin izler yok. O yüzden de sadece aslında bir alışkanlık olarak alınan bir önlem olarak devam ediyor. Bebek ödemle doğuyor ve ayak birkaç gün içinde ilk güne göre küçülüyor. Bu nedenle ayak izi sağlıklı sonuç vermiyor. Rahim içinden yeni çıktı, o suyun içinde uzun bir süre kaldı. Ondan sonra o parmak izlerinin oluşması. Bebeğin parmak izinin veya ayak izinin onu birebir belirleyici açısından hiçbir şey yok. Yani beli belirleyiciliği yok. Ayak izi alınıyor ama bu çok belirleyici bir şey çoğu zaman olmuyor. Bebek kimliğinde en doğru yöntem topuktan alınan kanla genetik haritasının çıkarılması. Nevşehir'in